Diyelim ki 23 Haziran sonrasında seçildi İstanbul Belediye Başkanı oldu. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bundan hızlı bir şekilde ceza aldı. Evet. Ve görevinin başına geçemedi. CHP olarak, Millet İttifakı olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuda? Onu asla yapamaz. Asla yapamaz. Evet. Yani böyle bir şey eğer rezil olursunuz efendim. Evet. Milletin seçtiği kişiyi hangi gerekçeyle cezalandıracaksınız? Bakınız. Milli bu, bu lafı eden kişinin milli iradeye saygısı yoktur. Hakimiyet bakın Cumhuriyetin kuruluşunda hakimiyet bila kaydı şart milletindir der 1921 Anayasası. Evet. 1924 anayasası ve bugünkü anayasada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi neyle donatılar? Egemenlik milletindir. Egemenlik İstanbul halkınındır. İstanbul halkı karar verecek. Yani kişinin o koltuğa oturup oturmamasına Erdoğan mı karar verecek? Erdoğan bir sefer tarafsız değil. Tarafsız cumhurbaşkanı değil. Tarafsızlığı üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin etti. Bir kişi tarafsızlığı üzerine tarafsız davranacağım diye parlamentoya gelip namusu ve şerefi üzerine yemin ederse ve tarafsızlığını korumazsa bu milletin gözü görmeyecek mi bunu? Milletin vicdanı görmeyecek mi bunu? Bineceksin Cumhurbaşkanı otobüsüne, binlerce korumayla beraber, benziniyle, yakıtıyla beraber, helikopteriyle, uçayla beraber Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkacaksın. Binali Yıldırım'la beraber rekabet edeceksin. Ya insanda biraz vicdan yok mu? Hangi parayı harcıyorsun? Evet. Fakir fukaranın parasını harcıyorsun. Ne için harcıyorsun? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasın diye harcıyorsun. Peki sormak istiyorum. Siz de sorun Allah aşkına. Bütün kralcılara sormak isterim. Ben tarafsız davranacağım diye namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir kişi çıkıp da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasın diye Propaganda yapar mı ya? Miting yapar mı ya? Ya gerçekten vicdan evet. lazım.